Bugünkü dersimizde Cumhuriyet dönemi Türk şiirinden devam edeceğiz. Saf şiir anlayışına bağlı olanlardan, milli edebiyat anlayışını devam ettiren şairlerden bahsetmiştik bir önceki dersimizde. Aynı zamanda toplumcu gerçekçi çizgide yazan şairlerin ismini almıştık. Bu dersimizde de toplumcu gerçekçi şiir anlayışının temsilcilerinden ve bu anlayışın temelinde bulunan şiir dünyasından bahsedeceğiz. Özellikle 1940'lı yıllara geldiğimizde hem roman türünde hem de şiirde toplumcu gerçekçi, Marksist bakış açısı etrafına şekillenen bir edebi anlayışın ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle toplumcu gerçekçi şiir anlayışında realizmden yani gözleme dayalı olarak olanı olduğu gibi aktarmam, hayali unsurlarından ve benzetmelerden arındırılmış bir gerçeklik de ortaya koymanın gerçeklik olarak yani realizm olarak aktarıldığını biliyoruz. Toplumcu gerçekçilikte ise özellikle toplumun her kesiminde yer alan insanların sıkıntıları, zorlukları, işçi sınıfının dertleri, özellikle köylü ya da köylü ve işveren arasında, işçi işveren arasındaki ırgatlarla arasında geçen sıkıntıların aktarıldığı bir şiir anlayışı, roman anlayışı doğuyor bu dönemde. Burada asıl olan toplumcu gerçek şiir anlayışına yerleşebileceğimiz unsur, özellikle burada sadece görülenin aktarılması değil, sorunlara aynı zamanda yazar ve şairler tarafından çözümler önerilmesidir. Bu yönden de toplumcu gerçekçilik, Marksist düşünce etrafında şekillenen, özellikle temel olarak Nazım Hikmet'in dünya görüşüyle birlikte şekillenen, yine öğreticiliğin, didaktizmin merkeze alındığı bir şiir anlayışı olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu şiir anlayışında özellikle şairlerin ve yazarların aynı zamanda romanlarda da yaşanan sıkıntılara ve sorunlara çözüm önerdiklerini unutmamamız gerekiyor. Baktığımızda özellikle bu şiir anlayışında ve edebi anlayışında önemli olan birey değil toplumdur. Şiirde ya da romanda bireyden bahsediliyorsa bile mutlaka sonunda topluma açılan bir yönüyle bağlantılı. Bu yüzden de toplumcu gerçekçilik, didaktizmin ve topluma faydanın ön planda olduğu bir anlayış olarak karşılaşıyoruz. Yine dediğimiz gibi toplumcu şiir anlayışının temeline biz Nazım Hikmet'i yerleştirmeliyiz. Çünkü toplumcu şiir anlayışının ve 1940 kuşağı olarak nitelendirebileceğimiz, özellikle şiirlerinde toplum sıkıntılarını ve sorunlarını öncüleyen ve Marksist düşünceye bağlı olan şiir, her zaman Nazım Hikmet'in örnek alındığı ve Nazım Hikmet çizgisinde devam eden, fakat onu geçemeyen, şekil olarak da içerik olarak da geçemeyen, fakat bu dünya görüşü etrafında şekillenen bir şiir anlayışı olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımızda özellikle 1940'lı yıllara geldiğimizde, saf şiir anlayışına devam ettiren şiirden, özellikle heceyle yazan divan şiirinden, tekke şiirinden ve aşık şiirinden beslenip bu tarzda yazan şairler vardı. Bu süreç içerisinde özellikle toplumun sıkıntılarını ele alma açısından toplumcu gerçekçi anlayışı temsil eden bir şiir anlayışı doğdu. Baktığımızda özellikle Nazım Hikmet'in etrafına şekillenen bu şiir anlayışının temel unsurunda biçim ve içeriğin birbiriyle örtüşmesi karşımıza çıkacak. Baktığımızda özellikle 1929-33 yılları arasında Nazım Hikmet'in yayınladığı kitaplarda özellikle dönemin önemli otoritelerinin ilgisini çektiğini görüyoruz. Bu şiirlere baktığımızda biçim açısından da, üslup açısından da bir yeniliğin dikkat çektiği görülür. Özellikle Nazım Hikmet kendi ifadesiyle şehrin şiiri olarak nitelendirir bu şiiri. Bu şiirde hem biçim hem de içerik, içeriğin işlenmesi açısından şehirli insanın problemleri ön plandadır. Tabii ki de burada şehirli insandan kastettiğimiz bireyin ele alınması değil, bireyden topluma ulaşan bir çizgiden bahsediyoruz. Baktığımızda özellikle belirli bir dünya görüşüne bağlı olduğu için özellikle bu şiirin politik bir yönü de olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse bu şiirin yıkan diğer temel özelliği ise belli bir ideoloji etrafında şekillenmesi ve bir yönden de siyasi yönünün olmasıdır. Baktığımızda özellikle bu şiirlerde sanat yapma gayesinin ya da estetik haz uyandırma amacının ön planda olmadığını görüyoruz. Değildir ki bu şiirlerde özellikle dikkatimizi çeken bir unsur olarak hiçbir zaman edebi yönden zayıf olan şiirler karşımıza çıkmayacak. Baktığımızda dönem şiirinde özellikle dikkatimizi çeken bir unsur da modern dünyanın getirilerine ve teknolojiye özgünün olmasıdır. Çünkü özellikle şehirli insanın modern dünya içerisindeki durumu ve yaşadığı toplumsal sıkıntılar bu şiirin temelinde yer almaktadır. Bu yüzden de
fütürizm dediğimiz ya da fütüristik dediğimiz makinenin ön planda tutulduğu ve teknolojinin hızıyla birlikte şiire girdiği bir dönemden bahsediyoruz bu şiir anlayışında. Özellikle teknoloji, hız, doğallığın ve lirik duyarlılığın reddedilmesi, şehrin ve kalabalıkların övgüsü ve bu yönden de fütüristik bakış açısının ideolojiye de eklenmesiyle birlikte bu şiirin şekillendiğini görüyoruz. Buradan hareketle Nazım Hikmet'in etrafında şekillenen toplumcu şiir anlayışına baktığımızda şu özellikleri görüyoruz. Özellikle Nazım Hikmet'te basamaklı şiir yapısının ortaya çıkması, Hecaati'den ve Servet-i Fünun'dan itibaren şekil bakımından serbestleşmeye başlayan şiirin son geldiği noktayı işaret ediyor bize. Özellikle geleneksel farklı olarak büyük ve küçük harflerin farklı kullanılması, aynı sayfada ve şiirde farklı puntolarla harflerin kullanılması, basamaklı yapıyla birlikte şiirin verilmesi, özellikle bilinçli olarak içeriğe hizmet etmesi için biçim olarak tercih edilmiş unsurlardır. Özellikle içeriğe uygun ses taklitlerinin olması ve bunun da fütüristik bakış açısıyla makineyle ve modern dünyanın getirdiği teknolojiyle verilmesi şiirlerde sıkça gördüğümüz bir unsur. Özellikle Nazım Hikmet'in makinelaşma şiirinde turum 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 trak gibi makinenin çıkardığı seslerin taklit yoluyla sunulması yine fütüristik bakış açısını yansıtan nitelikte ve içerikteki makine kavramının ve teknolojinin hızın aktarımının ses yoluyla taklit edildiğini gösteriyor. Nazım Hikmet'in şiir anlayışının bir diğer temel özelliği ise daha önceki şairlerde ve şiir anlayışlarında görmediğimiz sinematografik bir anlatımın seçilmesidir. Buna örnek olarak salkım söz şiiri verilebilir. Örneğin şiirde yerde kalan askerlerin atlıların uzaklaşmasını izlemesi görsel bir unsur olarak şiirde verilmektedir. Atlılar, Atlılar, Kızıl Atlılar dizesinin her bir satırda kısaltılarak at sözcüğüne kadar indirilmesi, yani basamaklı dizi yapısıyla sinematografinin desteklenmesi, görsel olarak da okuyucuda bu duygunun uyandırılmaya çalışılması, yani görüntü ve ses ögelerinin şiire katkıda bulunması, özellikle Memleketimden İhsan Manzaraları adlı şiir kitabını sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle şiirinde roman, öykü, tiyatro, senaryo gibi farklı edebi türlerdeki birbirine zıt özellikler taşıyan ögeleri şiirde bir arada kullanıyor. Ve kolayca söylemi vermiş hissi uyandırıyor şiiri. Çünkü sanat yapma amacı olmadığı fakat üst perdeden bir söyleyişi olan şiir için şiirlerinde Mısra-i Berces'e dediğimiz kolayca söylemi vermiş gibi duran fakat anlam derinliği ve zenginliği bulunan mısralar kaleme alıyor. Özellikle onun şiirinde biçim, içerik, sözcük, yapı birbirini destekleyen ve bir orkestra gibi birbirine hizmet eden bir şekilde karşımıza çıkıyor. Baktığımızda özellikle şiirinde hem modernist ögelerin hem de geleneksel ögelerin bir arada kullanıldığını görüyoruz. Fakat biçim açısından tamamen serbestleştiğini ve artık modernleşme yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz şiirin. Baktığımızda içerik olarak da toplumcu gerçekçi çizgide özellikle Marksist bakış açısını ve ideolojisini yansıtan ve toplumun sıkıntılarını, sorunlarını ön planda tutup bireyi ve sanat yapma gayesini geri planda bırakan bir şiir anlayışı ortaya çıkıyor. Şiirlerine bakalım Nazım Hikmet'in. 835 satır. Yokon ile Siyo'yu veren 3, 1 artı 1 eşittir 1. Sesini kaybeden şehir. Belacı kendini niçin öldürdü? Gece gelen telgraf. Porteler. Tarantala büyü mektuplar. Simanlı kadısı oğlu Şehbedettin destanı. Saat 21-22 şiirleri. Dört hapishaneden, Rubailer, Ferhat İleşe'yi ve meşhur Memleketimden İnsan Manzaraları. Özellikle Memleketimden İnsan Manzaraları'nın 5 cilt halinde yayınlandığını, günümüzde de bu 5 cildin tek bir ciltte toplandığını hatırlamamız gerekir. Onun dışında özellikle Şeyh Bedrettin Destanı'nın halk edebiyatında da bahsedeceğimiz yapay destanlar içerisine girdiğini ve önemli bir destan olduğunu söylemeliyiz. Hapishane kelimesinin geçmesinden hareketle, toplumcu gerçekçi şair ve yazarların ortak noktalarından bir tanesinin real dünyada da hapis hayatı yaşamaları ve bunu şiir ve romanlarına yansıtması olacak. Özellikle toplumcu gerçekçi çizgide ezilen tarafın sıkıntılarının mekan olarak hapishane üzerinden verilmesi sıkça karşılaştığımız bir şey. Gelelim toplumcu gerçekçi çizgide Nazım Hikmet çizgisini devam ettiren bir diğer şaire Ercüment Behzat'la
Özellikle Nazım Hikmet'le birlikte biçim açısından serbest şiirin öncüleri arasında yer alır. Özellikle Almanya'da öğrenim görmesi, dadaizm, dışa vurumculuk ve gerçek üstücülük gibi batılı akımlardan etkilenmesi onun şiirlerinde karşımıza çıkar. Öyleyse Ergüven Behzatlı'nın anahtar kelimelerinden üçü bu kelimeler oldu. Özellikle Nazım Hikmet'te gördüğümüz biçimin içeriğe hizmet etmesi ve şiirin işçiliğinin ön planda olması onun şiirlerinde de karşımıza çıkar. Şiirlerini SOS ya da SOS, HOS, Açıl Kilidin Açıl, Mayınlağın Üç Anadolu kitaplarında toplamıştır. Size arkadaşlar sınavda Ercüment Behzatlı'nın eserleri sunulmaz. Fakat Ercüment Behzatlı'nın özellikle toplumcu gerçekçi çizgide 1940 kuşağının önemli şairlerinden biri olduğunu bilmemiz gerekir. Yani şairlerin bütün ayrıntılarından öte, özellikle onların hangi çizgiye dahil olduklarını ve anahtar kelimelerini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Dönemin bu çizgide yazan bir diğer şairi İlhami Bekir Tez, özellikle Nazım Hikmet'in Rusya'dan döndükten sonra yeni dünya görüşüne ve edebiyat anlayışına bağlı olarak oluşturmak istediği şiirin ilk takipçilerinden olmuştur. Özellikle birçok şiirinde Nazım Hikmet'i imge dünyası seçtiği sözcükler biçim açısından taklit aşamasında kalmış ve onu geçememiştir. 24 Saat adlı kitabındaki şiirlerle Türk Edebiyatı'nda işçileri konu edinen ilk şair olarak karşımıza çıkar ki işçi problemi toplumcu gerçekçi şiir anlayışının bir başka konu olarak karşımıza çıkar. Özellikle bu anlamda da işçi problemini ele alması açısından ve bunun ilk örneklerini vermesi açısından İlhami Bekir Tez'in 24 Saat adlı şiir kitabı oldukça önemlidir arkadaşlar. Gelelim Hasan İzzettin Dinamo'ya. En başta hece veziyle şiirler yazmış. Toplumsal konulu, toplumsal içerikli şiirler yazmaya başladığında da serbest şiire yönelmiştir. Yine şiirlerinin tamamı Nazım Hikmet etkisinde ve taklidinde kalmıştır ve kitaplarını, şiirleri Deniz Feneri adlı toplumcu gerçekçi şiirlerin bulunduğu kitapta toplamıştır. Bu dönemde ismini anmamız gereken bu çizgide yazan bir diğer şair ise Nail Çakırhan'dır. Şiirlerini Nazım Hikmet'le birlikte yazdığı 1 artı 1 eşittir 1 ve daha çok onlar yaşamalıydı adlı kitaplarında toplamıştır. Özellikle bu kitaplar içerisinde Nazım Hikmet'le birlikte yazdığı 1 artı 1 eşittir 1 kitabını mutlaka bilelim arkadaşlar. Baktığımızda 1945 yılından sonra toplumcu gerçekçi çizgide yazdığı şiirleri yazmayı bir kenara bırakır ve asıl mesleğe olan mimarlığa yönelir. Bu yönden de toplumcu gerçekçi çizgide Nazım Hikmet'le yazdığı şiir kitabı açısından ismini zikretmemiz gereken bir isim olarak karşımıza çıkar. Dönemin 1940 kuşağının toplumcu gerçekçi şairlerine, yani Nazım Hikmet çizgisini devam ettiren şairlere bir değerli toplu bakalım. Baktığımızda bu kuşağın temel özelliklerini, özellikle Nazım Hikmet'in ideolojik düşüncesini, serbest şiir anlayışını, özellikle işleri toplumsal konuları ve bireyin geri planda tutulup ya da sanat gayesinin geri planda tutulup özellikle toplumsal problemlerin ön plana alındığı şiir anlayışını görüyoruz. Bu isimler arasında Rıfat Ilgaz, Cahit Ilgaz, İbrahim Abdülkadir Meriç Boyu, Niyazi Akıncıoğlu, Ömer Faruk Toprak, Enver Gökçe, Mehmet Kemal, Arif Damar, Ahmet Arif ve Şükran Kurdakuk bulunmaktadır. Bu isimlerden arkadaşlar size birebir çıkabilme ihtimali olanlar eserlerinden öte bu çizgide olduklarını bilmenize yönelik çıkacaktır. Bakalım bunlardan önemli olanlara. Rıfat Ilgaz şiirlerini Yarenlik, Sınıf ve Yaşadıkça kitaplarında toplamıştır. En başta bu ilk yazdığı şiirlerde özellikle dönemin önemli şiir anlayışlarından garibin etkisi görülmektedir. Özellikle şiirlerinde öyküleme, ironi, mizah ve yoksul yaşam sahnelerinin yansıtılması hep bu garipten gelen bir unsur olarak karşılaştırılır. Baktığımızda adı geçen bu kitaplardan sonra çıkardığı şiir kitaplarından sonra şiirinde büyük bir ilerleme ve gelişme olduğu söylenemez. Bu yüzden de şiirden öte düz yazıya daha çok önemli. Şiir kitaplarıyla günümüz yeterli olacaktır. Gelelim bir diğer isim olan Cahit Ilgaz'a. Bu şiirin çocukları, rüzgarların konuşuyor, ortalık ve ırgatın sürgüsü adlı kitaplarında toplumcu gerçekçi çizgide şiirler kaleme almıştır. Özellikle garip şiiri arasında toplumcu gerçekçi görüşü garip şiiriyle birlikte veren şairlerin arasında ismi zikredilmektedir. Onu diğer toplumcu gerçekçi şairlerden ayrı bir noktaya koymamızı sağlayan özelliği de özellikle saf şiirin önemli temsilcilerinden Necip Fazıl'la gördüğümüz metafizik duyarlılık onun şiirlerinde de yer almasıdır.
İsmini zikretmemiz gereken meşhur Hasretinden Prangalar Eskittim adlı şiir kitabıyla ön plana çıkan Ahmet Arif, özellikle onun şiirlerinde sert bir söylemin, gür sesli bir erkek, gür bir erkek sesinin hissedildiğine dikkat etmemiz lazım. Onda öfke, isyan, kavgaya ait sert söylem her zaman dikkat çekmektedir. Bu yönüyle de Yusuf açısından diğer toplumcu gerçekçi şairlerden ayrılmaktadır arkadaşlar. Toplumcu gerçekçi şairler bu yönde. İsmini saydığımız diğer şairlerin eserlerinin ya da sanat anlayışlarının sorulma ihtimali çok düşüktür. Bu isimlerini aldığımız şairlerde Nazım Hikmet çizgisinin devam ettirildiğini bilmemiz yeterli olacaktır. Gelelim bu dönemin bir diğer anlayışı olan mavi hareketine. Özellikle Servet-i Fünun'un Fecaati'de de gördüğümüz bir dergi etrafında şekillenen edebi topluluklarını ya da Garip Şiir'inde gördüğümüz, dergi değil ama şiir kitabı, toplulukları biliyoruz. Mavi hareketi de yine özellikle 1952-1956 arasında 32 sayı çıkan Mavi dergisinin etrafında Atilla İlhan'ın önderliğinde adını aldığımız bir şiir topluluğudur. Edebiyatımızda Orhan Bulu, Ferit Edgü, Tarık Dursun, Tahsin Yücel, Demir Özlü gibi imzaların ortaya çıkmasına bu dergi oldukça önemlidir. Baktığımızda Atilla İlhan bu dergide hem yazılarıyla hem şiirleriyle hem de bu dönemde çıkan romanlarıyla ön planda bir isim olarak baktığımızda özellikle Atilla İlhan'ın Mavi dergisinde yayınladığı Sosyal Realizm Münasebetleri yahut Başlangıç adlı yazısında dönemin şiir anlayışlarına tepkisini ve eleştirilerini ortaya koyar. Özellikle garip şairlerini, aktif realizm taraflısı diye nitelendirdiği toplumcu gerçekçi şairlerin ve Necip Fazıl ya da Asaf Halit Çelebi gibi saf şiir anlayışını temsil eden ve döneminde var olan şiir anlayışlarını eleştirdiğini ve bu şiir anlayışlarının eksik yönlerini ortaya koyduğunu, yani şiirin teorik yönüyle de ilgilenmektedir. Baktığımızda Mavi Hareketi'nin temelinde yer alan isimlerin başına Atilla İlhan'ı, Ahmet Oktay'ı, Özdemir Asaf'ı, Arif Damar'ı ve Hasan Hüseyin Korkmazgil'i koymamız gerekir. Bunlardan çıkma ihtimali olan ve bu anlayış içerisindeki en önemli isim olarak Atilla İlhan'ı sayıyoruz. Baktığımızda Cebbeoğlu Muhammed adlı şiiriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı şiir yarışmasına 1946 yılında ikincilik kazanmış ve bu şiiriyle de edebiyat çevrelerinin dikkatini çekmiştir. 1941'den beri toplumcu kuşak içerisinde ve 10 liseliği taşıyan şiirler yazıyordu. Fakat bu dönemden sonra özellikle kendi kimliğini ve üslubunu kazanmaya başladığı dönemde Nazım Hikmet çizgisinden ayrılıp Mavi Hareketi'ni oluşturma temelinde ilerlemiştir. Özellikle baktığımızda bu yıllarda kaleme aldığı şiirlerde folklordan gelen öğeleri sıklıkla kullandığını, dizelerin ses özelliklerine dikkat eden öyküleyici bir anlatımı tercih ettiğini görüyoruz. 1950'den sonra Garibe, Bob Seale, Alafranga nitelemeleriyle karşı çıkarken, biliyorsunuz bu kelimeler özellikle Bob Seale'in Garip şiirinde sıkça karşılaştığımız kelimelerden birisi, gündelik konuşma diline ait bir kelimedir. Garibe karşı çıktığını ve onu eleştirdiğini, şiirin gür sayılım bir ifade aracı olamayacağını, zengin benzetmeli, işte derin olması ve kendine özgü bir dilinin ve üslubunun olması gerektiğini dile getirir. Bu yönden de oluşturduğu mavi çizgi, mavi hareketi çizgisinde şiirini garip şiirinden ayrı bir yere koyar. Baktığımızda özelliği kendisini sosyal realizm olarak adlandırdığını görüyoruz. Bu onun hareket noktalarından birisidir. Baktığımızda hem düşünce dünyasını ortaya koyduğu makalelerinde, romanlarında ve şiirlerinde bu sosyal realizm anlayışının ön planda olması dikkat çekiyor. Baktığımızda özellikle toplumcu gerçekçi şiir anlayışıyla divan şiirindeki estetik anlayışı birleştirdiğini görüyoruz. Zaten onun toplumcu gerçekçilerde eksik gördüğü yönde özellikle estetik yönünün zayıf kalmasıdır. Sertli insanın yalnızlık, cinsellik gibi duyguları şiir dilinde argo, küfür gibi geniş söz varlığı ve söyleyiş öğeleri, divan şiirinin müzikalitesinden yararlanma gibi özellikler hem ses hem imge bakımından Nazım Hikmet çizgisinden kurtulup kendi çizgisini yakalamasını sağlar. Bu yönden de bu saydığımız madde Nazım Hikmet'in şairin anahtar kelimeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Atilla İlhan'ın. Burada dikkatimizi çeken unsur onun özellikle toplumcu gerçekçi ya da sosyal realizm çizgisinden divan şiiri estetiğiyle ve kentli insanın yaşadığı yalnızlık duygusunun bireysellikle verilmesiyle ayrılmaktır.
Özellikle entelektüel ve aynı zamanda toplumcu özlemin şiirini yazmayı hedefledim. Bu yüzden de entelektüel birikimin toplumculukla birlikte verilmesi onun şiirlerinin hareket noktasıdır. Baktığımızda Atilla İlhan'ın şiir anlayışının üç döneme ayırma gereksinimi duyuyoruz. Özellikle bu üç şiir anlayışı içerisinde kaleme aldığı şiir kitaplarında bu ayrımları izleyebiliyoruz. Özellikle Duvar ve Sessizler Buğuları kitaplarında toplumcu gerçekçi çizgide ve Nazım Hikmet ideolojisiyle yazdığı şiirlerdir. Bunun dışında bireyselliğin varoluşuna algılanılmaya çalışıldığı dönem dediğimiz, özellikle toplumdan öte bireyin ön plana çıktığı ve bireyin problemlerinin üzerinde durulduğu, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği ve Yasak Sevişmek kitaplarıyla ön plana çıkar. Özellikle Kutlu'nun günlüğü ve daha sonra kaleme aldığı şiir kitaplarında ise divan şiiri birikimine ve üslubuna yöneldiği dikkat çeker. Bütün bunlardan öte ortaya koyduğu şiir anlayışı ve kaleme aldığı şiirleriyle Cumhuriyet döneminde çağdaş kentli ve entelektüel bireyin lirizmini ve bunu yansıtan çerçevesini çizen, genellikle divan edebiyatından gelen müzikal değere önem veren ve kendine özgü anlayışıyla Mavi Hareketi'nin en çok öne çıkan ismi olan Atilla İlhan, bu şiirinin önemli şairlerinden birisidir. Şiir kitaplarına bakalım. Bunlar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Tutuklunun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde Var Güzün, Korkunun Krallığı, Ayrılık Sevdaya Dair ve Kimi Sevsem Sensin. Gelelim Mavi Hareketi'nin bir diğer önemli ismi olan Ahmet Oktay'a. İlk şiirlerinde Ahmet Arif'ten etkilendiğini görüyoruz. 1960'dan sonraki şiirlerinde ikinci yeni şiir akımıyla toplumcu gerçekçi anlayışın etkisi altında kalmıştır. Doktor Caligari'nin Dönüşü ve Yol Üstündeki Semender adlı kitaplarındaki şiirleri onun şiir çizgisinde öne çıkan ürünler olarak dikkat çeken ve döneminin dikkat çeken ürünlerindendir bunlar. Destansız söyleyişten imgeyi benimsemiş toplumsal duyarlılığa uzanan tavır ve sözcük çeşitliliği şiirlerinin belirgin özelliği olarak karşılıyor. Onda özellikle Mavi Hareketi'ndeki diğer şairlerden ayıracak unsur, diğer şairlere göre imgeyi ikinci yeniye daha yakın bir tavırla ortaya koymasını şiirlerinde. Özellikle destansı söyleyişte yine şiirlerinde dikkatimizi çeken bir unsur özelliğinde. Gelelim Mavi Hareketi'nden sonra dönemin yine bir diğer topluluğu olan Hisarcılara. Yine 1950-57 yıllarıyla 1964-80 yılları arasında toplam 277 sayı çıkan ve Ankara'da var olan Hisar Dergisi etrafında toplanan şairlerden oluşmaktadır. Bu dergide özellikle hem daha önce edebi dünyada kendi adını duyurmuş şairlerle birlikte ilk defa varlığını bu dergide gösteren şairler yer almaktadır. Bu yüzden de şair ve yazar kadrosu açısından oldukça zengin bir kadro. Derginin başlıca şairleri arasında Mimis Faik Ozansoy, Selahattin Batu, Mehmet Çınarlı, Mustafa Necati Karaer, İlhan Geçer, Gültekin Samanoğlu, Nevzat Yalçın, Bekir Sıtkı Erdoğan, Fevzi Halıcı, Yavuz Bülent Bakiler ve Bahattin Karakoç yer almaktadır. Özellikle bu derginin anahtar kelimelerinden birisi yine aynı dönemde varlık gösteren Garip Hareketi'ne ilk sistemli tepkinin ortaya koymasıdır. Özellikle bu tepkinin bir bildirim biçiminde ortaya konması, garipçilerin geleneği ve geleneksel poetik ögelere karşı çıkışına tepkisel bir tavır takınmak şeklinde ortaya çıkmıştır. Hisarcılara göre garibin ortaya koyduğu gibi geleneğin biçim, içerik ve üslup açısından tamamen reddedilmesi söz konusu değildir. Aynı zamanda hisarcılar Nazım Hikmet çizgisindeki toplumcu gerçekçilere de karşı çıkmışlar. Şiirin büyük fikirlerden ve ideolojilerden değil, küçük ve basit şeylerden oluşması gerektiğini ve bu yüzden de şiirdeki en önemli unsurun biçim olduğu üzerine durmuşlardır. Öyleyse iktisal toplumunun anahtar kelimelerinden birisi, büyük ideoloji ve fikirlerden öte küçük şeylere şiiri bağlamak, gündelik dilden uzaklaşmak ve biçime önem vermek diyebiliriz. Servet Efendi'nin önemli şairlerinden Faik Ali'nin oğlu olan Muiz Faik Ozansoy derginin kurucuları arasında yer almıştır. Ve Aruz Nezli'ye yazdığı şiirleriyle ve yazılarıyla dergiye karakterini veren imzalardan birisidir. Bunun dışında Hisar Dergisi verildiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi Mehmet Çınarlı'dır. Yine Aruz Nezli'ye yazdığı, dil ve biçime önem verdiği, güneş rengi kadehlerle, gerçek hayali aştı, bir yeni dünya kurmuşum, zaman perdesi ve güzelliklere doyamam adlı kitaplarıyla dikkat çeker.
Bu şiir kitaplarının isimlerini bilmemize gerek yok arkadaşlar. İlhan Geçer de yine Hisar topluluğunun önemli şairlerinden birisidir. Şiirlerini Büyüyen Eller, Belki, Bir Umut Geçti, Hüzzam Beste ve Özlem Öğretimi adlı kitaplarında toplamış. Şiirlerinde daha çok bireyin yalnızlığı ve bunalımı üzerinde durmuştur. Mustafa Nefati Karayar'a baktığımızda özellikle sese önem verdiğini ve Hisar dergisinin şiir anlamında en önemli şairi olduğunu söylemeliyiz. Özellikle halk edebiyatı onun anahtar kelimelerinden ve beslendiği kaynaklardan birisidir. Eserlerini Sevmek Varken, Güvercin Uçurmak, Kuşlar ve İnsanlar, Kerem İnansı adlı kitaplarda toplamıştır. Yavuz Bülent Bakiler'e baktığımızda özellikle anahtar kelimelerinden birisi olarak hamasi şiirleri ve bu konudaki ustalığını almalıyız. Özellikle kolayca söyleni vermiş hissi uyandıran bu mısralarda ve şiirlerde poetik güç bakımından iyi düzenlenmiş bir ses ön plandadır. İmge ve imajen öte bu ses dikkat çeker. Şiirlerini Yalnızlık, Bulak, Seninle ve Haman adlı kitaplarda toplamıştır. Bu dönemde özellikle herhangi bir topluluğa bağlanmayan ve bireysel üsluplarıyla yeniliği sürdüren şairlere baktığınızda öncelikle Dağlarca'yı görüyoruz. Yanına yıldız kurmamız gereken ve sınavda çıkma ihtimali olan şairlerden birisi. Ve 1933 yılında ilk şiirini yayınladığında edebiyat çevreleri tarafından takdir kazanmış. Bu tarihten itibaren de dönemin önemli edebiyat ve kültür dergilerinde şiirleri, yazıları yayınlanmış. 1935 yılında ilk Mahara'ya çizilen dünya, dönemin hakim şiir anlayışı altındadır. Uzunlu kafiyeli bu ilk şiirlerde Necip Fazıl'dan gelen saf şiir anlayışını ve duyarlılığıyla metafizik duyarlılık. Bir de Necip Fazıl'dan gelen korku ve karamsarlık temi onun şiirlerinde de hakimdir. İnsanın doğayla, doğaüstü ilişkisi, zaman kavramı, işlerine korku modusu eşliğinde algılanışı, Necip Fazıl'ın Ben ve Ötesi şiirinde şiir kitabına mizah taşır. Onun ilk yazdığı şiir kitapları. Onun asıl edebiyatımızda yer etmesini sağlayan ve kendi üslubunu bulduğu kitabı ise Çocuk ve Allah'tır. Bununla birlikte artık edebi çevreler içerisinde kendi üslubunu bulmuş ve yeniliği kendi tarzında sürdüren şairler arasında yer almıştır. Bu tür şiirlerde yalın bir dil ve sağlam bir yapı dikkat çekmektedir. İlk dönem şiirlerinde bireyin evren karşısındaki hayreti ve şaşkınlığı, yalnızlığı, korkusu ve tabiatın görkemine karşı duygusal yaklaşımı içe dönük bir tavırla ele alınırken, ikinci dönem şiirlerde çocuk ve Allah'la birlikte ise toplumsal bozukluklar karşısındaki bireyin duruşu, günlük yaşamı sıkıntıları, destanlar ve aktüel konular şiirin içerisine girmektedir. Özellikle onun şiirinin temel hareket noktası ise şiirlerindeki seçtiği konu çeşitliliğidir. Bireyden kozmosa uzanan bir geniş açıda şiirlerini ele alır. Özellikle çocuk duyarlılığı, tarihsel olayların destanlaştırılması, toplumcu gerçekçi konular, Bir Sultan Abdal, Hiroşima, bilgisayara kadar çoğu insanı ilgilendiren her türlü aktüel olay onun şiirlerinde yer bulmaktadır. Öyleyse Dağlarca'nın anahtar kelimelerine birisi şiirlerinde işlediği konu çeşitliliğidir. Baktığımızda bu çeşitlilik biçim ve yapı düzeyinde de kendisini göstermekte ve biçim açısından da yeniliğin farklı görünümleri onun şiirine yansımaktadır. Baktığımızda yine onun anahtar kelimelerinden birisi şiirlerinde hem lirik hem de epik bir söylemi tercih edilir. Biçim bakımından serbest dizeler yazdığı gibi aruz örtüsünü, hece örtüsünü kullandığı ya da bu vezinlerden kaynaklanan ses düzenlemeleri ve kafiye uygulamalarıyla sesin ön plana çıktığı şiirler kaleme almıştır. Özellikle yazması zaman zaman doldurma dizeleri ya da ses üzerindeki aksamalara ve yapay söyleyişlere doğursa da özellikle onun eserlerinin hareket noktasının ses ve ritimden doğan bir müzikalite olması onu edebiyatımıza ayrı bir yere koymanı sağlar. Özellikle Çocuk ve Allah adlı kitap. Eserlerini görüyorsunuz oldukça fazla fakat bunlardan Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah mutlaka bilmemiz gerekenlerden kitaplarındandır. Bu eserlerinin tamamını tabii ki de bilmemize imkan yok. Aşinalığımızın olması için buraya konmuştur eserler. Gelelim yanıma yıldız koymamız gereken dönemin en önemli yeniliği sürdüren şairlerinden Behçet Necati Gide. 1930'lardan itibaren şiirlerinde sürekli değişiklikler yaparak modern Türk şiirinin önemli temsilcilerinden birisi oldu.
onun şiirlerini hem biçim açısından hem içerik açısından modern değerlendirmemiz gerekir. İlk şiirlerinde dönemin yine yenilikçi şiir gruplarından Garip'in etkisinde kalmış. 1963'te çıkardığı Yaz döneminden sonra şiirlerini kendi üslubunu yansıtmıştır. Özellikle Alman şiiriyle birlikte en çok Güler şiirine örnek alması ve bunun temelinde bilimsel üslubunu oluşturması. Necdet Necati değil, tek Alman olarak nitelediği geleneğin birçok öğesini alıp modern şiirine sentezlemeyi tercih etmiş, böylece çok katmanlı bir şiir oluşturmuş. İyi bir divan edebiyatı eğitiminin alması yanında divan şiirindeki birçok mazmun, imaj, fikir ve söyleyişten kendi şiirinin benzer anlam derinliği kazanması ve bazen söyleyiş zenginliğine ulaşması bakımından faydalanmıştır. Bu yüzden de onun şiirlerini okuduğumuzda divan şiirinden gelen imaj ve müzikaliteyle karşı karşıya kalıyoruz. Şiirlerin başarısı da buradan gelmektedir. Modernle kaynaştırılmaktadır. Geleneksel yararlanmak olarak nitelendiği klasik şiirimizi onun yaklaşımını iki yönden değerlendiriyoruz. Modern şiirin yapı ve biçimini klasik unsurlarla kullanarak oluşturmak ve içerikte çağlara göre değişmeyen insan varoluşunun sorunlarını ele almak. Bir diğeri de eski sanatları söyleyiş özelliklerini kullanmasına örnek olarak şiirlerine sıkça rastlanan devriye, cinas gibi söz sanatlarıyla müzikal değerini şiirin arttırmak olacak. Baktığımız özellikle mazmurları da şiirde sıkça kullandığını ve önemli şairlere ait olan belli imaj ve kelimeye şiirlerine soktuğunu görüyoruz. Belki Nedim gibi divan şairlerinin isimlerine ve meyhane, Pir-i Mugan, Saki, Kaside, Gazel, Zülüf, Ayar, Ok, Şehrengiz, Ceylan, Servirevan, Ahlar, Ağda Hayat gibi divan şiirine ait olan birçok kelimeyi modern düşünceyle ve modern şiir yapısı içerisine yerleştirmiştir. Şiirin ne yönelirse yönelsin geçmişten tam olarak kopamayacağını, eski motif ve imgeleri değerlendirmek, onlardan beslenmek zorunda olduğunu düşünmektedir. Bu yüzden Huzuli'den Şeyh Galibi, Muhibbi'den Bakiye ve Necati'ye pek çok divan şairinin şiirlerinden metinler arasılık dediğimiz modern teknikle birlikte dizeler alıntılayarak mazmun, motif gibi unsurlarla şiirini zenginleştirmiştir. Bu yönden de oldukça başarılıdır şair. Şiir kitaplarına baktığımızda Halı Çarşı, Çevre, Evler, Eski Toprak, Arada, Darça, Yaz Dönemi, Divançe, İki Başına Yürümek, Demcan, Zebra, özellikle onun şiir anlayışındaki modernizmin en üst seviyeye çıktığı Kareler Aklar, Sevgilerde, Beyler, söylenizle yayınlanmamış şiirler. Öncelikle Necati'nin anahtar kelimelerinden birisi de özellikle ev kavramı üzerinde ve mekan kavramı üzerine sıkça durmasıdır. Evler adlı bir şiir kitabı da bulunmaktadır. Bu yönden gelenekle moderniteyi birleştirme yönünden oldukça başarılı ve modern bir şair olduğunu söylüyorum. Gelelim Behçet Necati çizgisini 2000'li yıllarda ve 90'lı yıllarda devam ettiren Hilmi Yavuz'a. Şiirler, Bakış Kuşu, Bedrettin Üzerine Şiirler, Doğuş Şiirleri, Yaz Şiirleri, Gizemli Şiirler, Zaman Şiirleri, Söylen Şiirleri, Ayna Şiirleri, Çöl Şiirleri, Akşam Şiirleri, Yolculuk Şiirleri, Hurufi Şiirler adlı kitaplarına toplamış ve 2005'e kadar yazdığı bütün şiirleri Rüyüsüm Yaz adlı şiir kitabına toplamıştır. Özellikle Hilmi Yavuz'un şiirinin anahtar kelimelerinden teorisinin birisi özellikle sahih olmasıdır. Ona göre sahih olmayan bir şiir şiir olarak kabul edilemez. Bir şairde büyük olmak istiyorsa mutlaka gelenekten faydalanması gerekir. Özellikle gelenekten faydalanmak fakat bunu modern tekniklerle ve modern üslupla bireysel anlayışı ortaya koymak açısından Necati Keyif çizgisinin devamı niteliğindedir Hilmi Yavuz. Baktığımızda özellikle Ebu Bekir Eroğlu'nun Diriliş dergisine yayınlanan ilk şiirlerini Kuşluk Saatleri, Kayıpların Şarkısı, 24 Şiir, Şairsiz Vakitler, Berzah, Sınır Taşı ve Sesli Harfler adlı kitaplarda topladığını görüyoruz. Onun anahtar kelimelerinden birisi Çağdaş Bey'in tasavvufla olan ilişkisi üzerine kurmasıdır. Enis Batur'a baktığımızda özellikle ilk kitabı Enis Higades'ten itibaren tarih ve coğrafya gibi pek çok kültür unsurunun onunla birlikte şiire girdiğini görüyoruz. Ondan da özellikle aklın ve kültürün yönettiği deneyimci bir şiir anlayışını benimsemiştir.
Özellikle İnci Sürdüren şairler içerisinde Hilmi Yavuz ve Behçet Necatigil'i mutlaka bilmemiz gerekir arkadaşlar. Sınavda bunlar çıkma ihtimali olan konulardır. Bir sonraki dersimizde ikinci eniş şiir anlayışıyla devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.